Gerçek gündem, doğru haber. Haberin merkezine, Kanal 32 Haber Bülteni'ne hoş geldiniz sayın seyirciler. Haber merkezimizce hazırlanan günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Gündemden satır başlarıyla Kanal 32 Haber Bülteni başlıyor. Sparta'da yeni bir sanayi sitesi doğuyor. Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı. Temel atma töreninde kim neler söyledi? Vali Aydın Baruş'tan daire müdürlerine tasarruf çağrısı. Vali Baruş daire müdürlerine nasıl bir talimat verdi? Sparta'da önemli bir karar alındı. Altınkum plajı hariç Eğirdir Gölü'ne girmek yasaklandı. Bu karara gerekçe ne gösterildi? Sparta'da günün öne çıkan gelişmelerinden ayrıntılar az sonra Kanal 32 Haber'de. Sayın seyirciler, Isparta'nın ekonomik ve sanayi gelişimine önemli katkılar sunacak olan Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi'nin ilk etabı için temel atma töreni düzenlendi. İlk etapta yapılacak 481 iş yerinden 26'sının temeli atıldı. Isparta'da yeni bir sanayi sitesi doğuyor. Kent sanayisine büyük katkı sağlayacak olan Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi'nin ilk etabı için temel atma töreni düzenlendi. Bozanönü Köyü yolu üzerinde düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Önder Topçu, Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Toka, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul ve kooperatif üyeleri katıldı. 1 milyon 338 bin metrekare alana sahip olacak Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi'nde İlk etapta toplam 481 iş yeri yer alacak. Gerçekleştirilen törenle 26 iş yerinin temeli atıldı. Diğer iş yerlerinin de önümüzdeki günlerde temelleri atılmaya devam edecek. Törenin açılış konuşmasını yapan Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi Selman Boyacı, Isparta'ya yakışır bir sanayi sitesi kazandırdıklarını söyledi. Isparta'ya yakışır, modern, güneş enerjisi olan çatılarında, yeşil alanlarda sulamak için kendi su havuzları olan bu sanayi sitemizin filizlendiği bu mutlu güne hep birlikte eşlik ediyoruz. 10 yıl içerisinde tüm olumsuzluklara rağmen bir dünya engel çıktı karşımıza. Bu engellere rağmen çok şükür, bin şükür bugünlere geldik. Bu süre içerisinde sizlerin desteği hiç kimseyi üzmeden, hiç kimsenin kalbini kırmadan her bir üyemizin arsasını aldık. Buradaki tüm üyelerimizin arsaları alınmış durumdadır ve hiçbir tarla sahibine, kişilere arsadan dolayı hiçbir borcumuz yoktur efendim. Şahsı ve yönetimdeki arkadaşlarımızın hepimizin ortak hedefi, bizim burada bu sanayi yapmaktaki niyetimiz, Isparta'da doğduk, Isparta'ya bir hizmet verelim diye düşündük ve bu hedefle yola çıktık. Bu projeye destek veren Sayın Valimiz Aydın Barış Bey'e, Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve ekibine, kurum ve kuruluşlara, bizleri iş yerimize sahip olmamız için en büyük etken olan Aliköy'ü ve Çünür sakinleri bize burada çok etken oldular. Onların atalarından, dedelerinden kalan tarlalarını arsaya çevirip bu kooperatif yaptık. Ben bu iki köy sakinlerine çok teşekkür ederim sizlerin namına. Allah kendilerine razı olsun. Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi'nin kurulmasına katkı sağlayanlara teşekkür eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de buranın yapılması için belediye olarak üzerimize düşeni layıkıyla yaptık. Fedakarca çalışan mevcut yönetime de teşekkür ediyorum dedi. Gerçekten çok güzel bir iş için beraberiz. Burada Isparta'mızın son yıllarda esnafımızın sıkıntısını olduğunu bildiğimiz, yeterli gelmeyen sanayilerimizin gelişmesiyle alakalı yapılması gereken çalışmaların yapıldığı bu çalışma gerçekten bizleri de memnun etmiştir. Bu tür çalışmalar hepimizin de bilincinde olduğu gibi kısa süreli çalışmalar değil, uzun soluklu çalışmalar. Önceki örneklerine baktığımız zaman da Isparta'mızda meydana gelen yapmış olduğumuz sanayilerimiz 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl gibi zamanlar içerisinde yavaş yavaş oluşabilen yerler. Burada tabii ki arkadaşlarımız çok büyük emekler verdiler. Kooperatifimizin kuruluş tarihi 2014. 10 yıl, tam 10 yıl
bu kooperatifin kuruluşu bugünlere geldi. Bugüne kadar alınan 481 dükkan arsası, bir kısmı ilk dönemin, bir kısmı da ikinci dönemin yapmış olduğu çalışmalar sonucu elde edildi. Önceki ekipten de bugün için 10 yıldır görevde olan, yönetimde olan arkadaşlarımız var. Çok emek verdiler. Ben de 5 yıldır bu konunun içerisinde olmama sebebiyle yapmış oldukları çalışmaları birebir takip ederek bugünlere geldik. Bir önceki dönemde 182 bin metrekare alanın parası ödendi. Şimdiki arkadaşlarımızla 296 bin metrekare alanın parasını ödeyerek bugünkü hale getirdiler. Ben bu işte kuruluşundan beri, 2014'ten beri hizmet veren tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum Isparta'mız adına. 2022 yılının 9. ayında biz de buranın 18'ine başladık. 18'i 2 yıl gibi bir süre bittikten sonra bundan 3-4 ay önce tamamladık ve arkadaşlarımıza çap vermeye başladık. Arkadaşlarımız 26 dükkanın ilk etapta yapılmasıyla alakalı çaplarını aldılar, ruhsatlarını verdik ve inşaata başladılar. Burası 1.250.000 metre şerhlenmiş ama biz 1.338.000 metreye çıkararak içerisindeki sosyal tesisleri büyüttük. Cami alanlarını, tır parkını, otoparkı, belediye hizmet alanlarını, yollarımızı genişlettik. Önceki plana baktığımız zaman yollar dardı, tırların daha rahat dönebilmesi ve sağa sola araç konacağını düşünerek o araçların konulabileceği şekilde yolları genişlettik. Kat yüksekliği 5-6 metreden 9 metre istedi bizim esnafımız, sanayicimiz. 9 metreye çıkardık ve en sonunda bütün üyelerimize sunarak proje kabul edildi ve onaylandı. Burada belediye olarak biz üzerimize düşen tüm çalışmaları layıkıyla yerine getirerek bugünlere getirdik. Ben tabii ki burada emek veren şu andaki yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza da bu yapmış oldukları güzel çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepsi kendileri güvenilir ve bu işi en güzel şekilde yapabilecek kapasitede arkadaşlarımız. Ve çok da fedakarca çalıştılar. Ben biliyorum ki arkadaşlarımız inanın pazar günü de buradalardı, bayramda dahi buralardalardı. Aldıkları vazifeyi layıkıyla yerine getirmek için çok büyük bir mücadele verdiler. Biz de o mücadeleyi görünce tabii ki yanlarında olmamız gerektiğini çok iyi şekilde bilerek bu desteği verdik. Ben bu kadar mücadele verip bu kadar fedakarlıklarla bu işi yapan bu yönetici arkadaşlarımıza, Isparta'mıza vermiş oldukları bu değerli hizmetten dolayı teşekkür ediyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. Hepsinden de Allah razı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Sanayi sitelerinin illerin ekonomisi için çok önemli olduğunu söyleyen Vali Baruş, bu tür projelerin büyük emeklerle meydana geldiğini aktardı. Bunlar gerçekten bir şehir için çok önemli çalışmalar, çabalar. Şehirleri düşündüğümüzde sanayi alanında faaliyet gösteren iş yerlerinin rahat bir ortamda ve şehre eziyet vermeyecek şekilde iş yerlerinde faaliyetlerini yürütebilmeleridir. Isparta el birliğiyle, Isparta Belediye'mizin de büyük desteğiyle bu sorunları ancak 10 yılda aşabilmiş. Bu temel atılana kadar gerçekten çok önemli çalışmalar var. Bu işe gönül koyan insanlar var. Mesaisini harcayan insanlar var. 1.338.000 metrekare gibi ki çok büyük bir alan sanayi sitesi için temin edilmiş, planlaması yapılmış. Belediyemizin de katkılarıyla uygun bir model bulunmuş. Yani yıllar sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra buradaki sanayi sitesinin yapımı tamamlandığında ben şundan eminim ki burada hem çalışanlar hem de Isparta'da yaşayanlar ya burayı inşa edenlerden, emeği geçenlerden Allah razı olsun diyeceklerdir. Kolay değil bu meseleler. Bunları başaran arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sanayi sitemizin başlangıcı hayırlı olsun. İnşallah yıllar sonra belki Isparta'ya geldiğimizde burada çok güzel iş yerleri göreceğiz, sosyal alanlar göreceğiz ve bu manzara bizi çok çok mutlu edecek. Isparta'mız için, Isparta insan için hayırlı uğurlu olsun. Konuşmaların ardından dua edilerek temel atma töreni gerçekleştirildi. Bismillahirrahmanirrahim.
Kamuda tasarruf paketinin açıklanmasıyla birlikte Isparta'da bir dizi önlemler alınacak. Daire müdürleriyle bir araya gelen Isparta Valisi Aydın Baruş, özellikle kamu binalarında hem elektrik hem de su kullanımında tasarruf yapılması çağrısında bulundu. Kamuda tasarruf paketi açıklandı. Bu açıklamanın ardından Isparta Valiliği harekete geçti. Vali Aydın Baruş, kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin en kaliteli şekilde vatandaşlara ulaştırılması amacıyla eşgüdüm ve istişare toplantısı düzenledi. İlimizdeki müdürlükler arasında etkin bir işbirliği sağlamak, birimlerin proje ve çalışmalarını değerlendirmek, birimler arasında bilgi alışverişini ve işbirliğini etkin olarak temin etmek ve karşılaştığımız sorunlara çözüm getirmek maksadıyla bu toplantıları düzenliyoruz. Vali Baruş Başkanlığı'nda Isparta Valiliği'nde düzenlenen toplantıya tüm kamu kurum ve kuruluş müdürleri de katıldı. Sonrasını kabul edeceğiz. Şöyle sayın vali, bize bir şifayet görüşmelerimiz. Toplantıda Vali Baruş'un gündeminde kamuda tasarruf vardı. Özellikle kamu binalarında elektrik ve suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunan Vali Baruş, kıt kaynaklarımızın heba olmamasına, içme ve kullanma suyunda tasarrufun artırılması, vatandaşa da örnek olunması hepimizin görevi dedi. Son yıllarda artık iklimin ciddi şekilde kuraklığa dönmesi ve yağış miktarının azalması sonucunda su kaynaklarımızın, tatlı su kaynaklarımızın azalması neticesinde gerek içme suyu gerekse kullanma suyunda ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Bu anlamda ülke genelinde tatlı su kaynaklarımızın kullanımında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından da bir genelge yayınlandı. Bunu bütün birimlerimize gönderdik. Suyun tasarruflu kullanımıyla ilgili gerek kamu binalarındaki gerek elektrik enerjisinin kullanımında gerekse su kullanımında verimliliği artıracak bir takım önlemler almamız gerekiyor. Bu konularda sizlerden azami dikkat rica ediyoruz. Yani kamu binalarında kullanılan elektrik ve suyun mümkün olduğunca tasarruflu kullanılması bu tasarruf önlemlerine de ciddi katkı sağlayacaktır. Kıt kaynaklarımızın heba olmamasına ve içme ve kullanma suyu konusunda tasarrufun arttırılması, vatandaşa da örnek olunması bu konuda bizim hepimizin görevi. Dolayısıyla bundan sonraki alacağımız önlemlerde elimizden geldiğince çalışılan birimlerde su tasarrufu konusunda personelimizin bilgilendirilmesine ve kullanılan suyun çok ciddi bir şekilde gözden geçirilerek mümkün olduğunca su tüketiminin azaltılmasına çalışacağız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Vali Baruş'un konuşmasının ardından Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü kuruluşlarının proje ve çalışmalarını içeren sunum gerçekleştirdi. Isparta'da son yıllarda artan boğulma vakalarına karşı valilik harekete geçti. Valiliğin aldığı karar doğrultusunda Altınkum plajı haricinde Eğirdir Gölü'ne girmek yasaklandı. Eğirdir Gölü'nün yanı sıra kentteki baraj ve göletlere de serinlemek için girmek yasaklandı. Isparta'da boğulma vakaları arttı. Valilik harekete geçti. Eğirdir Gölü'ne giriş yasaklandı. Isparta'da yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarını önlemek amacıyla bir dizi karar alındı. Bu karar doğrultusunda yüzme alanı olarak belirlenen Altınkum plajı haricinde Eğirdir Gölü'ne girişler yasaklandı. Eğirdir Gölü'nün yanı sıra il genelindeki barajlar, göletler, sulama kanalları, akarsular ve regülatörlerdeki suya da girişler kesinlikle yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi. Belirlenen plajda yüzme sınırlarını gösteren uyarıcı levhalar bulundurulacaktır. Yüzme alanı olarak belirlenmiş ve sınırları işaretlenmiş alana her türlü motorlu veya motorsuz kayık, tekne, bot ve benzeri aracın girmesi ve bu alanlarda yarış, gösteri gibi herhangi bir aktivite yapılması yasaktır. Hava ve göl koşullarının uygun olmadığı zamanlarda suya girilmesi kaymakamlıklar tarafından ivedilikle yasaklanacaktır. Öte yandan yasaklara uymayanlara 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Sayın seyirciler, hayalindeki üniversiteye gitmek isteyen adayların tercih heyecanı başladı. 2 Ağustos'a kadar sürecek olan tercihlerle ilgili
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yılmaz Çatal adaylara önemli açıklamalarda bulundu. İstihdam garantili bir üniversite olduklarını söyleyen Rektör Çatal, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerin 34 gün içinde istihdam edildiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Şimdi gözler tercihlere çevrildi. Milyonlarca aday hayalindeki üniversiteye gidebilmek için 2 Ağustos'a kadar tercih yapacak. Tercih yaparken özellikle üniversite, şehir ve meslek ön plana çıkıyor. Öğrenci dostu kent olarak bilinen Isparta'da ikinci üniversite olarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Yılmaz Çatal da adaylara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Adayların başarı sıralamasına göre tercihte bulunduğunda açıkta kalma gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çatal, adaylarımız mutlaka ilgi alanına ve yeteneğine göre tercihte bulunsunlar dedi. İnsan hayatının en önemli dönüm noktalarından birisi olduğu için öğrenciler hem stres altında hem de veliler de seçenekler içerisinde en uygun seçeneği bulma konusunda da bir arayış içerisindeler. Tabii bu tercih sürecinde öğrencilerimizi en çok etkileyecek konulardan bir tanesi de yeni bir şehirde yeni bir eğitim formasyonuyla birlikte yeni bir eğitim ve akademik çalışma hayatına atılacaklar. Bu yüzden öğrencilerimiz yeni bir şehir bulma, yeni şehirde hayatlarını devam ettirme ve bu hayatlarını devam ettirirken de hangi risklerle karşı karşıya kalacaklarını da sürekli sorguluyorlar. Bu sorgulama içerisinde de eğitim öğretim ortamlarında sorgulama gibi bir süreç içerisine giriyorlar. Bu da ister istemez hem ailelerde hem öğrencilerde ciddi anlamda stres oluşturduğunu biliyoruz. Tabii öncelikle ben burada tercih sürecine girecek öğrencilere şu tavsiyede bulunurum. Öncelikle almış oldukları puanı kendi içlerinde özdeşleştirsinler. Yani özümsesinler. Ben bu puanımı kabul ediyorum desinler. Çünkü şunu görüyoruz. Benim hedefim şu puandı. Şu puana ulaşamadım ve bundan dolayı üzgünüm diyorlar. O üzüntüyle birlikte tercih sürecini verimli olarak geçiremiyorlar. O yüzden şu anda aldıkları puan ve sıralamayı özümsesinler. Bu özümsedikleri sıralama ve puanla tercih sürecine başlasınlar. Bundan sonrası için işte öğrencilerimiz başarı puanlarına ve başarı sıralarına göre hiçbir zaman açıkta kalmıyorlar. Öğrencilere öncelikle ilgi alanlarıyla alakalı bir tercih yapsınlar. Yani kendi kariyer planlamaları ve geleceklerine yönelik ilgileri nerede? Hangi alana ilgi duyuyorlar? Bunu öncelikle belirlesinler. Bu olayı belirledikten sonra ikinci aşamada ise değerler dediğimiz bir bileşenimiz var. Değerler de o meslek veya o okuyacağı bölümün kendisi için ileride oluşturacağı çıktıları belirlesinler. Mesela benim için maddi durum çok önemlidir. O yüzden maddi ve ekonomik olarak bana kazanç sağlayacak veya bana toplumda prestij sağlayacak, kariyer imkanı sağlayacak meslekleri de seçebilmemiz lazım. En son ise artık hem ilgi grubu hem değer grubu, en son geldiğimiz noktada ise yetenek çok önemlidir. O yüzden öğrencilerimizi biz kesinlikle ilgi, değer ve yetenek üçgeninde bütün argümanları değerlendirmelerini ve bu çerçevede tercih yapmalarını kendilerine öneriyoruz. Profesör Doktor Çatal, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin tercih sürecinde adaylara rehberlik hizmeti verdiğini de söyledi. Üniversitemizde de bölümlerimizin şu anda öğrencilerimize rehberlik anlamında katkıları var ve rehberlik hizmetleri sunuyorlar. Bu çerçevede üniversite birimlerimizin web sayfasını incelemelerini, daha sonra iletişim numaralarıyla ilgili birimle iletişim kurmalarını ve o bölümün hocalarından veya bölüm başkanlarından o bölümle alakalı bilgileri muhakkak almalarını öneriyoruz. Zengin akademik kadro, staj ve iş yeri eğitimiyle öğrencileri iş hayatına hazırladıklarını vurgulayan Profesör Doktor Çatal, üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz ortalama 34 gün içerisinde bir işe başlıyor diye konuştu. Zengin bir akademik kadroya sahibiz. Bizim üniversitemizde öğretim elemanı başına yaklaşık 32-33 tane öğrenci düşen bir istatistiğimiz var. Yani öğretim elemanı anlamında da zengin bir sayıya sahibiz. Tabii öğrencilerimiz
Birinci yılda oryantasyon, ikinci yılda mesleğe tamamen özümseme ve meslekle ilgili disiplin alma, bunun yanı sıra kariyer imkanlarına dahil olma, üçüncü sınıfta proje yazma, yine mesleğine ilişkin kariyer planlaması ve gelişimini tamamlama, artık nihayet dördüncü sınıfa geliyoruz. Dördüncü sınıfa geldiğimiz zaman aslında üçüncü sınıfa kadar öğrencilerimizin stajla birlikte işletme ve mesleki eğitim programına dahil olmalarını sağlıyoruz. Stajı ayrı bir bileşen olarak, işletmede mesleki eğitim programında ayrı bir bileşen olarak öğrencilerimizin öğretim formasyonu içerisinde veriyoruz. Yani şöyle de ayırıyoruz aslında. Staj bir işi görmedir ama işletmede mesleki eğitim programı o işi yapmadır. O yüzden öğrencilerimizi önce staj, sektörü tanıma, dışarıdan o sektörü izleme, sonrasında da işletmede mesleki eğitim programıyla birlikte de öğrencilerimizin artık o işle alakalı bütün yetilere sahip olacağı fiili işbaşı eğitimini yapıyor. Şu anda bizden mezun öğrencilerimizin ortalama 34 gün içerisinde SGK girişleri yapılıyor. Yani bu ne demek? 34 gün içerisinde bizim mezun öğrencimiz ortalama olarak bir işe giriyor. Yani işsiz kalmıyor. O da bizim için gurur verici bir rakam. Bilgi ve becerinin harmanlandığı bir eğitim programına sahip olduklarını belirten Profesör Doktor Çatal, üniversitemizi tercih edecek öğrenciler kendini şanslı hissetmelidir dedi. Eskiden kütüphaneye gitmek, saatleri harcamak yerine 5 dakika içerisinde bütün veri tabanlarına istedikleri bilgiyi süzebiliyor. YouTube'dan istedikleri fikri alabiliyorlar, bilgiyi alabiliyor. Ama beceriyi kazanamıyorlar. O beceriyi de bizim üniversitede kazanacaklar. Üniversitede bu beceriyi kazandırıyoruz biz. Yani öğrencilerimiz o yüzden bilgiyi beceriye dönüştüren bir üniversitede okuyacaklar için kendilerini şanslı hissetsinler ve bizim üniversiteye gelsinler. Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Orman Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edilmesine Isparta Barosu tepki gösterdi. Kabul edilen teklifle sokak hayvanlarının sahiplendirilene kadar barınaklara kapatılacağını belirten Isparta Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Hüseyin Tuğlacı, bu uygulamayı insanca bulmuyoruz dedi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilgili komisyonunda kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifine Isparta Barosu sert tepki gösterdi. Kanunda ötenazinin tamamen kapsam dışında bırakılmadığına değinen Isparta Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Hüseyin Tuğlacı, bu kanun kabul edilebilir bir kanun değildir dedi. Her çocuğa ya da insana bir sokak hayvanı saldırdığında tarafımız insandan yanadır ve çabamız bu sorunun çözümü içindir. Çabamız insanca bir çözüm içindir. İnsanca bir çözüm ise her canlının yaşama hakkını savunmak ve yaşatmak mümkünse bu yolu seçmektir. Her ne kadar 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerde ötenazinin teklif metninden çıkarılmasını olumlu buluyorsak da Veteriner Hizmetleri Kanunu'nun 9. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hükümler uygulanır ifadesinin eklenmesini olumlu bulmuyoruz. Eklenen bu ifade ötenaziyi tamamen kapsam dışında bırakmaması ve ucu açık ifadelere yer vermesi sebebiyle kabul edilebilir değildir. Hayvan Hakları Kanunu değişikliğiyle sokak köpeklerinin yaşam haklarının elinden alındığını belirten Avukat Tuğlacı, yaşam hakkının insan ve hayvan ayırt etmeksizin en kutsal hak olduğunu biliyoruz diye konuştu. Düzenlemeye göre sokak hayvanları, sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşılanacak ve sahiplendirilinceye kadar barınaklarda tutulacaktır. Yakala kısırlaştır bırak metodunun yakala kısırlaştır tut metoduna dönüştürülmesi köpeklerin sokaklardan tamamen kaldırılması amacını gütmektedir. Kendi tercihleri olmadan şehirlerimizin sokaklarını mesken, çöplerini sofra edinmiş milyonlarca canlının bu şekilde barınaklara kapatılmasını insanca bulmuyoruz. Sorumluluklarını yerine getiren, gerekli sıklıkta denetimlerini yapan, sokak hayvanlarının insanlara ve özellikle çocuklara saldırılarının önüne geçen bir yerel yönetim anlayışının hayata geçmesi en büyük temennimiz iken, mevcut gelişmeleri içimiz acıyarak takip ediyoruz. Yaşam hakkının insan ve hayvan ayırt etmeksizin en kutsal hak olduğunu biliyor ve buna sonuna kadar inanıyoruz. Komisyondan geçen teklifin meclisten geçmeyeceğini umar, basına ve kamuoyuna saygılar sunarız. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Karara göre
Bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Hüseyin Güçlü'nün asaleten ataması gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 21 ile de yeni müdür atandı. Bilindiği gibi Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde Aralık 2023 yılında değişim yaşanmıştı. Uzun yıllardır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini yürüten Yakup Kütük, bakanlık kararıyla Muğla İl Müdürlüğü'ne atanmıştı. Yakup Kütük'ten boşalan Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ise Hüseyin Güçlü atanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini bir süredir vekaleten yürüten Hüseyin Güçlü, bugün resmi gazetede yayımlanan kararla asaleten atandı. Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylandı. Isparta Belediyesi temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri kent merkezindeki camileri baştan aşağı temizliyor. Ardından dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Isparta Belediyesi temizliğe büyük önem veriyor. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bu alanların dışında hava sıcaklıklarının artması nedeniyle cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerleri de yıkanarak temizleniyor, ardından dezenfekte ediliyor. Belediye ekipleri bu çalışmasının yanı sıra kent merkezindeki camilerde de temizlik gerçekleştiriyor. Ekipler Hacı Benli Camii'nde, Kadir Bey Camii ile Yenice Mahallesi'ndeki Nurullah Camii'nde, Davraz Mahallesi'ndeki Güllük ve Pazar Camii'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra Bilal-i Habeşi Camii de baştan aşağı temizlendi, dezenfekte çalışması yapıldı. Belediye kent merkezinde olduğu gibi ilçe ve köylerin camilerinde de temizlik çalışması yapıyor. Sahibi ve kiracılar arasındaki tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Son zamanlarda taraflar arasında ev gösterme krizi yaşanıyor. Bazı mevcut kiracılar, alıcı veya yeni kiracı adaylarına evi göstermek istemiyor. Peki yasalar bu durumda ne diyor? Isparta Baro Başkanı Avukat Ünsal Çankaya konuyla ilgili neler söyledi? Hepsi ve daha fazlası birazdan Haberin Merkezi Kanal 32 Haber'de. Genel Sağlık İş Sendikası Isparta İl Temsilcisi Özlem Çapkıroğlu, Isparta Belediyesi'ne özel halk otobüsleri taşıma ücretlerine yapılan zammın geri alınması için dilekçe verdi. İşte detaylar. Genel Sağlık İş Sendikası Isparta İl Temsilcisi Özlem Çapkıroğlu, Isparta Belediyesi'ne özel halk otobüsleri taşıma ücretlerine yapılan zammın geri alınması için dilekçe verdi. Şehir içi otobüs ücretlerine yapılan zamların yüksek olduğunu belirten il temsilcisi Çapkınoğlu, vatandaşın ağır ekonomik ve hayat pahalılığı karşısında mağdur bırakıldığını söyledi. Isparta'da büyük şehirlerin güncel şehir içi halk otobüsü fiyatlarına göre zam yapıldığını da söyleyen il temsilcisi Çapkınoğlu, amacı kâr etmek olmayan kooperatiflerin sosyal sorumluluk gereği asli görevi, hizmet üretmek ve toplumun dezavantajlı kesimlerine pozitif ayrımcılık yapmaktır, dedi. İl temsilcisi Çapkınoğlu, Isparta Belediyesi'ne verdiği dilekçede, şehir içi otobüs ücretlerine yapılan zammın yeniden gözden geçirilmesinin sağlanarak, halkın mağduriyetinin giderilmesi için talepte bulundu. Sağlık haberimiz var sırada. Sayın seyirciler, karın ağrısı çocukluk döneminde en sık yaşanan sorunların başında geliyor. Genellikle idrar yolu enfeksiyonu, kabızlık ve ishal gibi sorunların belirtisi olsa da
bazen hayati tehlikeye neden olabilecek apandistin de ilk sinyali olabiliyor. Medtem Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Afra Karavelioğlu çocuklardaki karın ağrısına ilişkin önemli bilgiler verdi. Çocuğun ağlamasının karın ağrısından mı yoksa ilgi beklentisinden mi kaynaklandığının anlaşılması her zaman kolay olmuyor. Ancak ciddi ağrıların atlanmaması için vakit kaybetmeden hekime başvurmak önem taşıyor. Medtem Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Afra Karavelioğlu da çocuklardaki karın ağrısına ilişkin önemli bilgiler verdi. Çocuklardaki karın ağrısında en çok bağırsak düğümlenmesi ve apandisit hastalığıyla karşılaştıklarını belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Afra Karavelioğlu, karın ağrısı çocuklara ağrı kesici verilmeden hemen hekime başvurulmalıdır diye konuştu. Çocuklarda karın ağrısı sebeplerinden bir kısmı da cerrahi nedenlerdir. Yaş grubuna göre bu nedenler değişebilir. Küçük yaş grubunda bağırsak düğümlenmesi gibi nedenler daha ön plana çıkarken, ileri yaş gruplarında 10 yaş altı 15 yaşa kadar olan yaş gruplarında apandisit de bizim sık karşılaştığımız durumlardandır. Öncelikle karın ağrısı olan çocuklar ağrı kesici verilmeden mutlaka hekime getirilmeli, muayenesi yapılmalıdır. Bazen gerekli tetkiklerle de tanılar açısından gerekli tetkiklerle desteklenebilir. Özellikle yaz aylarında bağırsak düğümlenmesinde artış gördüklerini belirten Medtem Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Karavelioğlu, apandisit ve kabızlık gibi karın ağrısına neden olan hastalıklara da değindi. Bağırsak düğümlenmesinde çocukta kıvrandırıcı karın ağrısı, bazen kanlı kaka, kusma gibi bulgular olabilir. Çocuk rengi soluktur, uykuya meyillidir. Özellikle yaz aylarında bağırsak düğümlenmesi sayılarında artış görülmektedir. Apandiste ise gittikçe artan, yavaş yavaş yükselen bir karın ağrısıyla karşılaşırız. Bazen de karın ağrılarının altında cerrahi olmayan ama önemli nedenler vardır. Bunlardan bir tanesi kabızlıktır. Kronik kabızlık çocuğun hayatını olumsuz yönde etkiler, yaşam kalitesini düşürür. Kronik kabızlığın altında çoğu zaman makatta çatlak görülebilir. Bunlar cerrahi yöntemlerle ya da medikal yöntemlerle tedavi edilebilir. Kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından haber bültenimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Ev sahibi ve kiracılar arasındaki tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Son zamanlarda taraflar arasında ev gösterme krizi yaşanıyor. Bazı mevcut kiracılar, alıcı veya yeni kiracı adaylarına evi göstermek istemiyor. Peki yasalar bu durumda ne diyor? Isparta Baro Başkanı Avukat Ünsal Çankaya konuyla ilgili neler söyledi? Ayrıntılar reklamlardan sonra Kanal 32 Haber'de.